Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına askeri yığınaklar gerçekleştirmesi sonrası bölgede yeni bir savaş beklentisi artarken yeni bir iddia ise Gürcistan'dan geldi. Gürcistan medyası Ermenistan'ın sözde soykırım günü olan 24 Nisan'da Azerbaycan'a saldırabileceğini açıkladı. Korsi Maznyashvili imzalı makalede Ermenistan birliklerinin Azerbaycan sınırlarında yoğunlaşması ve Güney Kafkasya'daki jeopolitik çatışmalar yer verildi. Ermenistan'ın eski müttefiki Rusya'yı terk ederek yeni patronlarını bölgeye davet ettiği hatırlatılan yazıda Ermeni milliyetçileri yeni topraklar işgal etmek ve Büyük Ermenistan inşa etmek için müttefiklerini değiştiriyorlar. Tarih bunu gösteriyor. Rusya Ermenistan'ın kendi sınırları içerisinde güvenliğini sağlıyor ancak yabancı toprakları işgal etme planlarını reddediyor. Bu nedenle Ermenistan'da bir Rus düşmanlığı dalgası başladı. Şimdi ABD ve Avrupa Birliği ile güvenlik şemsiyesi konusunda anlaşma imzalayacağı Brüksel toplantısı arifesinde Ermenistan, bölgedeki güvenliği sorgulamak ve savaş başlatmak için elinden geleni yapıyor. Batı yanlısı Ermeni milliyetçileri için zaman daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Bu, Amerika'nın yazın sonu ve sonbaharın başında Ermenistan'a ayıracak vakti olmayacağı anlamına geliyor. Demokrat Biden, Beyaz Saray'da bulunduğu süre boyunca Ermeni lobisini dinleme eğilimindeydi ancak yeniden seçilmesi şüpheli. Ermeni milliyetçileri 2020 yılında Karabağ Savaşı'na sessiz kalan Trump'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden korkuyor. Trump, Biden'ın aksine daha İran karşıtı bir duruşa sahip. Eğer seçilirse İran'a karşı ABD-Ermenistan ittifakı oluşacak. Bu durumda Tahran Erivan'a tolerans göstermeyecektir. Bu durumda Ermenistan bölgeye yeni patronlarını getirmek ve güvenlik şemsiyesi elde etmek için harekete geçebilir. Bunu sözde soykırımın arifesinde yapabilirler denildi. Ermenistan Parlamentosu Hayastan grubunun milletvekili Arman Gazaryan, Azerbaycan ordusunun Göyçe bölgesinde bulunan zirveleri kontrol altına aldığını açıkladı. Gazaryan, "Konumsal avantajımızın kalmadığı Göyçe eyaletini sık sık ziyaret ediyorum. Azerbaycan ordusu orada zirveye çıktı." dedi. Azerbaycan'ın bu bölgedeki tüm stratejik mevkileri kontrol ettiğini aktaran Ermeni vekil, Göyçe'de silahlı saldırı olduğunu duydum. Bu yeni bir şey değil, bu genellikle orada olur. Genel olarak 2022 Eylül savaşlarından sonra orada konumsal bir avantajımız yok. Hepsini kaybettik. İlk başta oradaki savunma hattımız 70 kilometreydi. Şimdi bu sayı 240 kilometreye çıktı. Azerbaycan bölgenin çoğunu kontrol ediyor dedi. Ermeni siyaset bilimci David Karapetyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün askeri siyasi birim olarak hangi bölgeyi korumakla yükümlü olduğunu belirtmeyi reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ermenistan'ı hangi sınırlarda tanıyorsunuz sorunu sorduğunu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün son derece diplomatik bir şekilde yanıt verdiğini aktaran Ermeni uzman, Buradan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün, Azerbaycan ile karşılıklı mutabakata varılan bir sınır hattı olması halinde Ermenistan'ın savunulacak sınırları tanıyacağını açıkça ifade ettiği sonucuna varılabilir. Diplomatik ve zor bir yanıtı aldık. Eğer mevcut hükümet kolektif güvenlik antlaşması örgütü ile bu görüşmeyi sürdürmek istiyorsa tepki vermesi gerekiyor. Ermenistan, bir kriz anında bu yapıya gelip misyonunu yerine getirmek için ne kadar doğru çağrıda bulunsa da, kolektif güvenlik antlaşması örgütünün gelip yardım etmesini beklemiyorum dedi. Ermeni siyaset bilimci Sergey Melkonyan Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının Rusya'nın bölgeden uzaklaştırılması ve İran'ın bölgedeki konumunu güçlendirmesine izin verilmemesi ile ilgili olduğunu, bunun da Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti. Amerika'nın Ermenistan'a güvenlik garantisi verebileceğini ancak bunu yalnızca sözle yapabileceğini aktaran Ermeni uzman, Amerikalı uzmanlar da Amerika'nın Washington'un müttefiki Türkiye'ye karşı Ermenistan'ı destekleyemeyeceğini açıklıyor. Batı'nın Güney Kafkasya'daki ana ortağı Türkiye'dir. Aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikası Ermenileri bölgeden uzaklaştırmayı hedefliyorsa ABD böyle bir hedef peşinde koşmaz, onlar için bu ikinci plandadır dedi. İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliği binasını vurması ve çok sayıda İranlı komutanın öldürülmesine İran henüz hiçbir karşılık vermezken İran tarafı İsrail'i vurmak yerine Azerbaycan'ı vurmakla tehdit etti. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının Tahran'ı doğrudan çatışmanın içine çekmeyi amaçladığını söyledi. İran'ın intikam alacağı sözlerinin retorikten öteye gitmeyeceğini, sadece vekil güçler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacağını ifade eden uzman ancak ana vekil güç olan Hizbullah'ın sürece doğrudan katılması pek mümkün görünmüyor çünkü grubun eylemi savaşın kapsamını genişletebilir. Suriye'de vurulan İsrail'i her zamanki gibi Aras kıyısında arayacak. İran parlamentosu üyesi Celal Raşidi Kuçi, Azerbaycan'ı hedef olarak belirledi. Siyonistlerin bölge ülkelerinden birinde, tercihen Azerbaycan'da bulunan diplomatik merkezlerinden birinin açıkça ve doğrudan hedef alınması gerektiğini öne sürdü. Sepah'ın Telegram kanalı da Azerbaycan'ı suçladı. Kanal, İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine düzenlenen saldırının İsrail ile Bakü Cumhuriyeti arasındaki gizli bir koordinasyon olduğunu iddia ediyor. Şam'ın intikamını almak için fazla uzağa gitmeye gerek olmadığı, İsrail'in dinleme ve casusluk üslerinin yanı başımızda, İran sınırına birkaç kilometre uzaklıkta Zengilan'da bulunduğu bildiriliyor. Azerbaycan'ı hedef almanın Celal Raşidi Kuçi ve Sepa kanalının öz faaliyeti olmadığı ve burada iki hedefe oynadıkları açıktır dedi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son 24 saatte cephe hattın 75 çatışmanın yaşandığını bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus ordusu mevzilerine 13 saldırı gerçekleştirdiği, Rusya'nın ise Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve çeşitli yerleşim yerlerine 2 füze, 78 hava ve 66 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Genelkurmay Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 444.370 askerini kaybettiği, 7009 tank ve 13368 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Açıklamada 11142 topçu sistemi, 1025 çok namlulu roket sistemi, 745 hava savunma sistemi, 347 uçak, 325 helikopter, 8796 insansız hava aracı, 2059 seyir füzesi, 14813 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rusya'nın Mart ayında Ukrayna'ya 400'den fazla çeşitli türde füze, 600 şahit insansız hava aracı ve 3000'den fazla güdümlü hava bombası ile saldırdığını açıkladı. Zelenski, yalnızca Mart ayında Rus teröristler Ukrayna'ya karşı 400'ün üzerinde çeşitli türde füze, 600 şahit insansız hava aracı ve 3000'in üzerinde güdümlü hava bombası kullandı. Bu terör Ukrayna'nın her yerindeki şehirlere ve köylere zarar veriyor ve Rusya özellikle önce ve sınır bölgelerini bombalama konusunda acımasız dedi.